Herkese yeniden merhaba, ben Melis, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bir buluşma makyajı yaptım. Aslında buluşma makyajı için böyle heyecanlı olacağınız bir zaman için biraz iddialı bir makyaj. Ama eğer denemek isterseniz ve yapmak isterseniz bence çok çok da güzel bir makyaj. Çünkü cildimiz çok hafif, dudaklarımız çok ağır değil. Gözlerimiz böyle çarpıcı ama o da çok ağır değil. Böyle gözümüzü öne çıkaracak. Daha çok bizim güzelliğimizi öne çıkaracak bir makyaj olduğunu düşünüyorum. Bunu isterseniz ilk buluşma için kullanın. İsterseniz bunu sevginizin doğum gününde böyle onu güzel, birazcık daha özenmiş gözükmek için kullanın. İstediğiniz şekillerde kullanabilirsiniz ama buluşmalara, böyle özel günlere çok yakışacağını düşündüğüm bir makyaj. Ve bence tarz olarak, en azından göz tarzı olarak gelinlerin dahi rahatlıkla kullanabileceğini düşündüğüm bir makyaj. Çünkü makyajın tek bir kullanım alanı yok. Birçok kullanım alanı var. Ama ben bunu birazcık daha böyle ilk makyaj, ilk buluşma için makyaj olarak düşündüm. Çünkü çok ışıl ışıl, çok taze, çok fresh ve kullandığım ürünleri biraz sonra göreceksiniz. Benim için kalıcı olan da bir makyaj. Böyle tabii ki tüm gün sona kadar taş gibi böyle durmuyor. Ama böyle doğallaşarak azalıyor diyebilirim. Çünkü çok yoğun ürünler kullanmadım. Umarım hoşunuza gider. Çünkü böyle bir içerik sanırım benim kanalımda hiç yoktu. Böyle buluşmalarda neler yapabiliriz diye arada sırada soruyorsunuz. Ben de böyle alternatif bir makyaj öneriyorum. Bu böyle daha spesifik adı olan bir makyaj olsun istedim. Umarım beğenirsiniz. Böyle videoda saçım ıslak ama burada saçımı da böyle dolgun dolgun düzleştirdim. Umarım hoşunuza gider. Eğer nasıl yaptım merak ediyorsanız ya da neler yapabilirsiniz merak ediyorsanız izlemeye devam edebilirsiniz. Hoşçakalın. Ben yine nemlendiricilerimi sürüyorum. Tabii ki Mourvedre Hydrating serisinden Face Cream ve Eye Cream sürüp geleceğim. Dudaklarımı ise NYX'in This Is Everything dudak balmını süreceğim. Çünkü fazlaca durmuşlar. Bu arada tırnaklarımı bir türlü yaptırmaya gidemedim. Kendime bunu ayırabilecek bir vakit bulamadım açıkçası. Bugün biraz enerjim düşük gibi ama makyajı yapmaya başlayınca biliyorsunuz ben biraz kendime geliyorum. O yüzden hemen makyaja başlayalım isterseniz. Bugün farklı bir şey yapacağım, gözlerden başlayacağım. NYX'in HD kapatıcısını kullanacağım bugün. Hep yana taşıyorum ve hiçbir şekilde kullanmıyorum. Bakalım gözde nasıl bir performans olacak. Fena olmadı gibi, ne dersiniz? Sıra geldi kaşlara. Bugün kaşlarımı Bobbi Brown Mahogany Far ile bol bol dolduracağım. Yeniden bir şekil vermeye çalışacağım. Özellikle boşluklarıma. Çok uğraştım ama kaşlarımı çok beğendim. Şimdi size biraz fazla gelecektir. Çünkü makyaj hiçbir şekilde yok, hiçbir şey yok. Genelde kaşları önce yapma sebebimiz hani bazen çok konuşuyorum, bazen çok gereksiz açıklamalar yapıyorum. Sonra videoyu 20 dakika hale getirmeye çalışıyorum. Bu gerçekten benim için çok zor oluyor. O yüzden kaşlarınızı bu kadar dolgun yapmanız size garip gelmesin. Makyaj bittikten sonra çok güzel tamamlayıcılar olacak. Makyajdan önce yapmamızın sebebi ise kaş şeklimizi tam oturtabilmek, göz makyajına göre değiştirmemek. Asıl görmek istediğimiz kaşı doğru yapabilmek aslında. Son zamanlarda neden önce kaşı yaptıklarını daha iyi anlayabiliyorum o yüzden. HD konseri aldım ve kenarlarını mükemmelleştiriyorum. Bobbi Brown'un Retouching Loose Powder'ın White rengi ile göz kapağımdaki bazı sabitleyeceğim. Bobbi Brown'un paletini elime aldığımda böyle hiç kullanmadığım, uzun zamandır kullanmadığım bir renk olduğunu fark ettim. Bu da Bobbi Brown'un Toast isimli farı. Bununla çok güzel bir geçiş rengi yaratacağım şimdi. Pende yani kendi duruşunda çok açık bir renk gibi duruyor. Ama tenle bütünleştiği zaman üst üste sürebilir, daha koyulaştırabileceğiniz bir ton. O yüzden pek severim kendisini. Şu an varlığını hatırlıyor olmak mutlu etti. Daha önce anlattığım bir yöntemi kullanacağım tabii ki. Yine dışarı çıkacağız çokça. Ancak gözümüzü daha çekik ve kalkık göstermek istediğimiz için buradaki çizgiyi şöyle yukarıdan birleştireceğiz. Ya da siz şu şekilde de yapabilirsiniz. Sizin de göz şeklinize uygun olarak. Olabildiğince gözümü şöyle yukarı kaldıracağım. Daha sonra ise Camel renkli farı kullanacağım. Bununla çok hafif derinleştireceğim. Bu kadar sıcak bir kahve olmasını istemiyorum çünkü. Sadece derinleştirmek amaçlı kullanacağım. Bugün kullanacağımız renk ise MAC'in Refit farlarından The Blink rengi. Böyle daha pembemsi bir şey tercih ettim. Sonuçta hala yazdayız. Böyle pudra rengi, bu tarz bir kombin yaptığınız zaman rahatlıkla kullanabileceğiniz, böyle flörtöz bir
makyaj yapmak gibi bir fikrim var. O yüzden bunu kullanıyorum. Tam gözümün orta kısmını yerleştirdikten sonra kenarları çok hafifçe dağıtıyorum. Matlığını bozmayacak şekilde. Bu farın üstüne ise yine MAC'in Green isimli farını kullanacağım. Yine önceliğim iç köşelerde. Bu renk her zaman fırça ilk aldığım zaman şey sanıyorum. Ya bu sefer güzel olur ya artık falan diye. Olmuyor. Her seferinde Fix Plus alıyorum fırçama. Açalım. Daha sonra fır alıyorum ve öyle uyguluyorum. Genelde en iyi uygulama yöntemi hep bu oluyor. İşte parlaklığını daha güzel gösteriyor. Böyle aşama aşama gittiğiniz zaman şu an gözünüzde neyin eksik olduğunu çok daha net görüyorsunuz. Birazcık daha gölge istiyor bu gözler. Çünkü pembenin kontrastını arttırdıkça bunun ışıltısını ve gözünüzün de haliyle ışıltısını arttırmış oluyorsunuz. O yüzden biraz kahverengi ekleyeceğiz. Bunun için NYX'in Away with Glow paletini kullanacağım. Burada çok güzel bir koyu kahverengi var. Önceliğimi ona vereceğim. Daha sonra belki karıştırmak için sıcak bir ton kullanabilirim. En sevdiğim fırça MAC'in 221 numara fırçasıyla uygulayacağım bu rengi. Öncelikle kirpik dibinden başlıyorum. Daha sonra gözüme yeniden şekil vererek. V yaratıyorsunuz ama V'nin açısı çok önemli. O doğru açıyı vererek farımı sürüyorum. Biraz buralarda karıştırıyorum. Bence gölge bunun için çok yeterli. Şimdi makyajı böyle daha da top seviyeye çıkaracak şey yapacağız. Eyeliner süreceğiz. Eyeliner uzun zamandır kanalda yapmadığım bir şey herhalde. Çünkü çok riskli. Genelde insanların gerçekten çok zorlandığı bir alan. Çünkü çok düzgün şeyleri, düzgün hareketler yapıyor olmanız lazım. Göz şeklinizi çok iyi tanıyor olmanız lazım. Ama bunu yapmayı seven birçok insan var. O yüzden artık eyelinerli bir look da yapmak istedim. Bunu da böyle eyeliner'a tamamlayacağım. Inbot'un siyah jel eyeliner'ını kullanacağım şimdi. MAC'in 210 numaralı fırçasıyla biraz alıyorum. Ben genelde elimin üstüne bırakıyorum ki rahatlıkla alabileyim. Öbür türlü kaptan fazla alıyorsunuz, az alıyorsunuz. Ölçüsünü tutturamıyorsunuz. Her zaman fırçayı yan tutuyorum, dik tutmuyorum. Dik tuttuğum zaman ben çalışamıyorum. Benim için en rahat çalışma yöntemi fırçayı her zaman yan tutmak. Bu sefer eyeliner ucunu tam kirpiğimin bittiği yerden başlıyorum ki aşağıda far sürerken ayrık durmasınlar. Şu şeylerin James Charles'ları falan yaptı. Olayını ben yapamıyorum. Cık, olmuyor. Amerikan bir YouTuber olmak lazım herhalde onları yapabilmek için. En son bu James Charles'ın... Bu arada bayılım yani. James Charles'ın nedense ben bir türlü bayılamadım. Falan olamadım. Ama son videosunda bu işte erkeğe dönüşme videosunda Beatcon herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Ona giderkenki haline bayıldım. 2,5 milyon izlenmiş, ona da ayrı... Yani adam ne yaparsa yapsın izleniyor yani. Çok değişik bir tarz var. Her zaman bu gözü çok daha kolay yapıyorum. O yüzden sinir bozucu bir hal bu. Şimdi hazır gözüyle ilgileniyorken Vionis'in böyle Long Medium Short isimli teknik kepiklerinden Long Medium Short şeklinde takıp geri geleceğim. Bunun için ayrı bir video çekmeyi ben de çok istiyorum. Ama genelde çok zor oluyor böyle teknik videoları çekmem. O yüzden ilerleyen bir zamanda çekmek gibi bir planım var. Ben hemen takıp geri geliyoruz. Şimdi biraz şimdi de tene geçiyoruz. Ten de MAC'in, bugün de her şey MAC resmen. Tek marka makyaj yapmış olsam iyi olurmuş. MAC'in Strobe Cream ellerinden bu hangi rengi? Silver Light rengini kullanacağım. Tüm yüzüme, çünkü cildimin böyle içten ışıldamasını istiyorum. Bence Strobe Cream o kadar çok değişiklik yaratmıyor ciltte. Hani fondöteniniz eğer matsa mesela aşağıdan o kadar ışıltı göstermiyor. Away with Glow, NYX'in Away with Glow Strobe Cream'i birazcık daha aşağıdan görünen bir cream.
Ama strobe cream de ince fondötenlerle çok güzel bir birleşim sağlayan bir ürün. O yüzden hangi tip fondöteni seviyorsanız ona göre ışıltılı baz da seviyorsanız eğer işte mat fondöten kullanıyor ışıltılı baz da sevebilirsiniz. O yüzden daha güçlü bir aydınlatıcı kullanırsanız mat fondötenlerinizin altına daha rahat edersiniz. Bugün benim amacım MAC'in Face & Body'sini kullanmak aslında. Çünkü şimdi cilt bakım videom da gelecek yakın zamanda orada da görebilirsiniz. Cildimin birazcık daha pigmentasyon eşitliğine sahip olduğunu düşünüyorum. Böyle çok kalın ya da full coverage ürünleri artık kullanmıyorum aslında bakarsanız. İşte Narsinkin'in bir tek böyle tam tatmin yaşamak için kullanıyorum. Orada Nature Radiant Longwear fondöteni. Bir de bu sıra bunu denemeye çalışıyorum. Olabildiğince ince fondötenler kullanmaya çalışıyorum. Çünkü yazın zaten ben çok terliyorum. Bunu da şimdi elimle uygulayacağım. İlk defa elimle uygulayacağım çünkü bunu fırçayla uyguladığım zaman bayılmadım görünüşüne. Belki elimle daha çok severim diye düşünüyorum. Bendeki rengi C2. Gerçekten çok ince bir formülü var. O yüzden cildinizde kapatıcılık değil de böyle birazcık ten eşitliği ya da fresh bir görüntü istiyorsanız kullanabileceğiniz ürünlerden biri. İnce olduğu için de parmaklarımla uygulayabiliyorum. Makyajda her zaman şunu yapmalısınız yok aslında. Her zaman tercihler ve ürünün bitişleri var. Siz nasıl bir bitiş istiyorsanız ona göre uygulama yapmanız gerekiyor. Full coverage bir fondöteni parmaklarınızla uyguladığınız zaman çok başarılı bir sonuç almazsınız. O yüzden ürünü de artık çok sevmeye başlamayın yani. Ürünü de çok sevmezsiniz diye düşünüyorum ama böyle ince ürünlerin parlaklığını kaybetmemesi, böyle cildinize tam yedirilmesi adına parmakla uygulayabilirsiniz. Bana çok pratik gelmiyor açıkçası parmaklarımı uygulamak. Hani pratikliği bence tartışılır. Genelde pratik bir yöntem olması adına yapılsa da. Çünkü sonrasında da iyi bir temizleme gerekiyor ellerinizi de. Yoksa her yere bulaşıyor. Şimdi diğer bir ürün ise Narsin Soft Matte Complete Concealer'ından kanele rengini kullanacağım. Göz altımda ve birkaç özel bölgede kullanacağım şöyle burun kenarlarında. Çünkü orada çok da fazla geçmiyor kızarıklıklarım. Gün içerisinde birazcık daha çabuk gidiyor fondöten vesaire gibi. Karıştırma fırçasıyla uyguluyorum bunu. Çok yoğun uygulama yapmayacağım. Cildimde çok ağır bir görüntü istemiyorum çünkü. Aksine olabildiğince ince bir dokunuş yapacağız. Eğer sizin göz altınızda yoğun bir morluk varsa ya da çok yoğun gözüküyorsanız ince uygulama yapacak olsanız bile altına corrector uygulamanızı tavsiye ederim. Bu sayede concealer'ı kat kat uygulamadan doğal bir görünüme kavuşabilirsiniz. Benim için iç köşeler çok önemli. Buraların tam kapanmış olması yorgunluğunuzu gidermek adına önemli nokta. Fırçamda kalanları geçiyorum sadece. Ekstra bir ürün almıyorum. Cildimin o doğal ışıltısını görüyorsunuz. Çok yoğun da bir ürün yok. O yüzden bunu yine pudraya boğmayacağım. Sadece göz altını yine Bobbi Brown'un retouching pudrası ile sabitleyeceğim. Biraz burnumun üstünü ve yanlarını, yağlanmayı meyillenebilecek yerleri. Göz altımı sabitlerken fırçada kalanlarla şöyle bir geçiyorum. Bu kadar ince ürünler uyguladığım zamanlar yine krem ürünlerle desteklemeyi seviyorum. O yüzden Lancome'un stick fondötenlerinden 05 numarası şöyle bir yüzümü ısıtacağım. Bunu da bu kez çok çok yaymıyorum. Aynı zamanda böyle hafif de bir kontür efekti versin istiyorum. O yüzden şu çizgiyi çok yaymıyorum. Charlotte Tilbury'nin Beauty Light Band'de bu tarz makyajı sevenler için mükemmel bir ürün. Fiyatı aşırı pahalı ama siz makyaj konusunda böyle birazcık para harcamayı sevenlerdenseniz bunu aldığınız zaman ve böyle bir tarzınız varsa çok mutlu olacağınıza eminim. Birazcık az kaldı içinde. Parmaklarımla cildime yediriyorum. Çok hızlı hareketler yapmamaya çalışın. Çünkü yoğun bir yapısı var bana göre. Fondötenin üstünde sürüldüğü zaman biraz onu kaldırabiliyor. O yüzden dikkatli olun. Tabii ki eğer aydınlatmayı sevdiğiniz diğer yerler varsa da uygulamayı unutmayın. Ben böyle burun üstüme, dudak üstüme de uygulamayı her zaman seviyorum. Aynı aileden aydınlanmak istiyorum.
Hatta bunu böyle göz pınarlarına dahi uygulayabiliriz. Şimdi Fix Plus ile yüzüme son bir ıslaklık geçiyorum. Islak bütün ürünleri birbirleriyle bütünlemek ve yüzüme sabitlemek adına dudakları yapacağım. Sonra yüzüme eklemek istediğim diğer şeyleri, yani allık, birazcık daha ek bronzer, onları yapacağım. Önce dudakları hallederim isterseniz. From Rimmel Waterproof Lip Liner'larından hangi rengiydi? 02 Natural rengiyle ve dudaklarımı hafifçe çerçeveleyeceğim ama çok da renk görmek istemiyorum aslında yine. Yüzümde olduğu gibi dudaklarımı da olabildiğince şeffaf göstereceğim. Dudaklarımı fazladan çerçevelemiyorum. Çünkü bu kez gloss kullanacağız sadece. Likit ruj kullanmayacağız. Yani burada böyle fazlalık kalmasını istemiyorum. Çünkü rujunuz hafifçe çıkmaya başladığı zaman oralarda dağılmaya başlıyor haliyle dudak kalemi artı gloss ikilisi kullandığınız zaman. Bu sebeple dudaklarımızı sadece kendi çerçevesinde çerçeveliyoruz. Ve bu makyajı bence bütünleyecek en mükemmel ürünlerden biri de Bobbi Brown'ın High Shimmer serisi. Bu Türkiye'den gidiyor maalesef. O yüzden ben bulabildiğim son sevdiğim renkleri aldım. Pastel şu an benim elimdeki. Önce allığa uygulayacağım bronzerdan önce. Çünkü bugün bronzerla tamamen iç içe geçmiş bir allık görünümü istiyorum. Daha sonra uyguladığınız zaman böyle renk yine orada gözüküyor. L'Oreal'in Life is a Peach isimli allığını kullanacağım. Mükemmel bir kokusu var. Yani abartmıyorum. Bunu uygularken gerçekten mutlu oluyorum. O yüzden bunu böyle yine bronzer fırçamla uygulayacağım. Hafifçe aldım. Gülümsüyorum. Üst tarafa doğru hafifçe uyguluyorum. Böyle çok yoğun bir uygulama değil. Yüzüme değdiriyormuş gibi, değdirmiyormuş gibi fırçamı uyguluyorum. Bunun için yüz için olan dağıtma fırçalarını kullanmanızı tavsiye ederim. Ki cildinize oturmasın. Aksine böyle şeffaf bir görünüm kazandırabilelim. Yine yeni ürünlerini görmeniz adına Back to Bronze isimli ürününü kullanacağım. Yine L'Oreal'in yeni çıkan ürünlerinden. Şöyle. Bu da şekerimsi bir kokuya sahip. Böyle tam çikolata gibi değil de. Bunu da yine aynı fırçayla bu kez saç dibimden önüme doğru dağıtarak uyguluyorum. Fırçamda kalanlarla anlama geçiyorum. Tabii ki birazcık da boynunuza uygulamayı unutmayın. Çünkü yüzünüz bu kadar renkliyken vücudunuz geri kalanında çok fazla bir olay olmayacağı için sahte durmasını istemeyiz. Şimdi makyaj neredeyse bitti. Sadece alt kirpik dibine birazcık far eklememiz gerekiyor. Bunun için ekstra bir ürün almanıza hiç gerek yok. Bronzerınızı kullanabilirsiniz. Eklemek istemiyorsanız eklemeyebilirsiniz çünkü şu an mesela çok güzel bir tamamlayıcı ama ben küçücük böyle bir gölge eklemeyi seviyorum. Gün sonu güzel taşıyor. Çok böyle konsilerimizin biriktiği falan anlaşılmıyor. O yüzden yine bronzer ile kirpik diplerime geçeceğim. Son olarak tabii ki maskara kullanacağız. Maybelline Big Shot maskara kullanıyorum. Takma kirpik eğer tekli takıyorsanız özellikle ben uçlarına değdirmemeye çalışıyorum ki kirpiklerim gerçekten doğal ve dolgun dursun. Öbür türlü bana çok örümcek bacağıymış gibi geliyor. Makyaj bu şekilde bitti. Benim Instagram'da çok severek takip ettiğim make-up artistlerin çoğunlukla uyguladığı makyaj şekillerinden biri bu. Hatta belki gözlerde birazcık daha yoğun yapıyorlar, daha yoğun bir kirpik takıyorlar, göz altına birazcık daha geçiyorlar vesaire. Ama ben kendime de hem bunu yakıştırıyorum hem de günlük hayatta versiyon uyguladığımız zaman, yani profesyonel bir elden çıkmadığı zaman sizin de neler yapabileceğinizi görmeniz adına böyle bir şey çekmek istedim. Yine hepimizin aslında benzer ürünleri evde barındırdığını düşünüyorum. İşte rose gold'lar olabilir, kahverengiler olabilir, eyeliner, ince bir fondöten. Bunların hepsi var aslında. Sadece bizim kullanım şeklimize göre onlar da performans değiştiriyorlar. Böyle fresh bir ama güzel bir buluşma makyajı için çok daha tatlı olacağını düşünüyorum. Çünkü gözleriniz odakta, dudaklarınız çok geride değil ama önde. Cildiniz çok ağır değil, yani sizi tamamıyla sahte gösterebilecek bir makyaj da değil. Ama sizi böyle özensiz gösterebilecek bir makyaj değil, aksine böyle bayağı da özenli bir makyaj. Ama erkekler ya da işte bizim beraber akşam yemeği yediğimiz insanlar bunun farkında değilse bunu böyle çok fresh bir makyaj olarak da görebilirler. Ayrıca highlighterlara yüzünde sim var olarak görmeyeceklerine de eminim bu makyajda. Çünkü kremsi ürünler ya da likit ürünler bu hissiyatı sizde yaratmıyor. Aksine ıslak, fresh bir görünüm yaratıyor. Yaz içinde oldukça uygun bir makyaj bu. Çünkü cildiniz ağır değil. Yani sıcakta bir yere gittiğiniz zaman
bu kolajeni attım acaba pudram işte yer değiştirdi mi gibi bir endişeniz olacağını sanmıyorum. Umarım beğenmişsinizdir, işinize yaramıştır ya da yarayacaktır bir sonraki aşamalarda. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.